Yok yok. Yani oynadım ama şöyle. Aradılar. Ömer Akba buyurun efendim. Bu yarışmayı düzenlemedeki amacımız Arıcamızı kültürle, sanatla ilişkilendirmek ve bir kültür merkezi, bir sanat merkezi Darıcamızı yapmak ve Darıcamızı bu kısa film yarışması üzerinde tanıtmak, özellikle tanınırlığını, bilinirliğini arttırmaktır. Çünkü bu ulusal bir yarışma. Aynı zamanda sanatsal yetenekleri olan gençlerimize bir yol, bir imkan sunmaktır. Festivali yapmak gerçekten büyük bir hevestir. Herkes bunu yapar. Ama ikincisini yapmak bence daha önemlidir. Bu bizim kurumsallaştığımız anlamına gelir. Bu gelecekte çok daha büyüyeceğini ve daha güzel noktalara gideceğini habercisidir. Bu arada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Belki burada farkında olmadığımız bir şey var. Onu ben biliyorum. Ben aynı zamanda Yeşilay jürisinde de bulunuyorum. Yeşilay çok önemli bir kuruluştur biliyorsunuz. Kısa filmde de bir numaradır. Onun kısa film yarışması her zaman bir numaradır. Bu sene Yeşilay ne kadar ödül verdi biliyor musunuz birinciye? 50 bin lira verdi. Yani Darıca'yla aynı ödülü verdi. Dolayısıyla biz ödül anlamında şu anda Türkiye'nin en büyük kısa film yarışmasıyla aynı seviyedeyiz. Seneye toplam ödülün 200 bin lira olması da gerçekten çok önemli. Bunun bir haber değeri var. İnşallah bu her yere ulaşır. Bu çok önemli çünkü kısa filmciler açık konuşalım para istiyorlar. Çünkü film çekmek için paraya ihtiyaçları var. Onların çok iyi fikirleri var. Çok yaratıcılar. Tek ihtiyaçları para, nakit para. Bu ben de eğer böyle ödül büyüdükçe inşallah bizim de katkımız daha da büyüyecektir diye düşünüyorum. Bizim en büyük şansı herhalde Bilal Hocam. Hakikaten sanatla buluşmamız noktasında bize de mihmandarlık yaptı. Biz göreve geldikten sonra Skolya Sanat Akademisi kurduğumuzda değerli Bilal Bey'le de beraber ziyaret ettik. Tavsiyelerini, önerilerini aldık. Gerçekten ülkemiz açısından bir duaya Darıcalı olması, bizim evladımız olması, bizim insanımız olması ayrıca bizim için onur vesilesi. İnşallah yüzyıllarca sürecek bir hikayenin aslına bakarsak ikinci basamağındayız. Ben ümit ediyorum ki memleketimiz, cumhuriyetimiz var olduğu sürece bu coğrafyada Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı olduğu süre içerisinde her daim bu Birol Güven ismi bu kısa filmle beraber yaşatılacağını